rutin bir toplantı. Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan soru soruyor. O soru şimdi sosyal medyada bu soruyu bir gazeteci sorusu mudur, değil midir, nasıl cesaret etti? Yoksa AK Parti içindeki klikler savaşının yine bir yansımasına mı tanık oluyoruz vesaire? Bu çerçevede bir tartışmanın da konusu oldu. Bir bakalım ne sormuş? Cevapları çok şey değildi yani ortalama cümleler ama bu soru ve sonrasındaki tartışma önemli. Onunla başlayalım. Sayın Sancar'a da ilk sorumuz onunla ilgili olacak çünkü. Sayın Bakanım, Anadolu Ajansı Musab Turan. Efendim, son günlerde gündemi meşgul eden konular var. Burada narko bürokrasiyle ilgili iddialar ülkemizi uluslararası arenada zora soktu mu? Hükümetin buna ilişkin bir planı var mı? Ve de 19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan, milletin teveccühünü kazanan AK Parti, ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu'dan daha mı küçük? Buna ilişkin çarşıda, pazarda, metrobüste, çocuklar, herkes bunu konuşuyor ama sayın bakanlarımız buna ilişkin tek kelime etmiyor. Sayın Pakdemirli bakanımıza sorun da, Sayın Soylu kabine toplantısında buna ilişkin bir açıklama yaptı mı, savunma yaptı mı, savunması sizleri tatmin etti mi? Sayın bakanım, 3,5 yaşında oğlumun yüzüne bakarken bu maskeli balodan dolayı ben utanıyorum. Sizlerin çocuklarınız yok mu? Belki sen şu anda bir maskeli balo yapıyorsun, 3,5 yaşında. Dediğim gibi verilen cevaplar ortalama cevaplardı. Burada önemli olan soruydu. Bu yönüyle başlayacağız. İlk dinlenildiğinde Anadolu Ajansı muhabirinden bir böyle cesur bir çıkış gibi algılandı. Ama sonrasında kullandığı bazı ifadeler kendisinin de AK Parti'ye yakın olduğunu gösteriyor. Neyse çok önemli değil ama sonuç olarak toplumda genel olarak sorulan sorulardan biri de buydu. Bu size neyi gösterdi? Yani şu boyutuyla tartışılıyordu o yüzden. AK Parti içindeki klikler savaşının doğrudan doğruya bir basın toplantısına yansıması olabilir mi bu? Yani şöyle başlayayım. Şimdi soru esasen tespitler içeriyor. Yani soru sormaktan çok görüş yansıtma amacıyla dile getirilmiş bu cümleler. Bana şeyi çağrıştırdı hemen. Mecliste soru önergeleri verdiğimizde ya da arkadaşlarımız verdiğinde tespitlerini o sorunun içine yerleştirirler. Yani soru sorarken aynı zamanda mesela ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu AK Parti'den daha mı büyük gibi bir cümle tabii ki bir görüş yansıtıyor. Dolayısıyla bunun doğrudan soru değil bir tutum yansıtma olduğu açık. Peki bir Anadolu Ajansı muhabiri kendi başına böyle bir soruyu sorabilir mi? Yani eğer iktidarın içinde herhangi bir ayrışma yoksa böyle bir sorunun kendisine neye mal olacağını bilir. Hakkını yemeyelim. Belki de gerçekten vicdanının sesini dinlemiştir ve böyle bir soru sormak istemiştir, dayanamamıştır. Bu mümkündür ama muhtemel midir? Açıkçası çok muhtemel değil. Bana öyle gelmiyor. Yani durup dururken sadece vicdanının sesini dinleyerek böyle bir soru sorduğunu varsaymak için biraz şartları zorlamamız gerekiyor. Şimdi Deniz Zeyrek'te aslında biraz bilgi de var. Siz bir analiz yapıyorsunuz ama arka plan bilgisi vardı. Yayından önce konuşurken anlatmıştın. Yani, onu anlatırsak biraz daha çerçevesi iyi oturur. Cumhurbaşkanlığından mı sordurttular diye bir şey var. Ben Cumhurbaşkanlığını orada bunu... Hani sordurtmakla ima edilenleri videoyu gönderdiğimde hani bunu siz mi, bunu gördünüz mü vesaire diye daha görmemişlerdi. Anadolu Ajansı da bir işlem yapmamıştı çocuk hakkında. Çünkü böyle bir şey karşısında anında şey yaparlar. Üçüncüsü de yani soru sorulduğu sırada da bir müdahale yok. Yani başka bir medya kuruluşundan herhangi biri orada o soruyu sorsa hemen apar topar korumalar şey yapar. ne yapıyorsunuz diye de derdest ederler. Biraz garip bir durum. Hani FETÖ'cü müdür acaba falan diye soranlar da oldu. Öyle bir şeyi de yok çocuğun. Nasıl anlamışlar onu? Aynı. Ya onu yani artık devletimiz eleman alırken didik arıyor zaten. Hayır, bir taraftan da tabii senin anlatımındaki kilit şey soru sordurtmak. Yani
Türkiye o hale getirildi ki bence soru sorulacak gazeteciler var. Ben hani orada esas insanın Murat noktası Bey'in, geliyor. Murat Bey'in yorumu önemli. Ben de oraya bağlamak istiyorum. Sizin kestik Bey'in lafını bitirmedik yok, ama. Ben de oraya bağlamak istiyorum. Şimdi eğer gerçekten bu soru sordurulmuşsa durum vahim. Şunun için vahim. Yani ortada tek adam rejimi var. Her yeri kontrol ediyor. Ve doğrudan doğruya kendilerinden açık bir tavır gelmiyor. Bir Anadolu Ajansı muhabiri üzerinden sahaya çıkıyorlar ve hesaplaşmayı oradan yürütmeye çalışıyorlar. Vahim olan bu. Ortadaki iddialar basit iddialar değil, çok ağır suç ithamları var. Her alanda, her alanla ilgili çok çok kirli ilişkiler konuşuluyor. Ve bunlarla ilgili Cumhurbaşkanı başta olmak üzere hükümetten, AK Parti'den herhangi bir şey gelmiyor, bir şey söylenmiyor. Bir işlem yapılmıyor. Harekete geçen bir tek savcı yok. Mecliste soruşturma açılması talebi kaç keredir gündeme getiriliyor? Biz de dile getirdik. Bununla ilgili herhangi bir görüş hükümetten veya AKP'den gelmiyor. Şimdi bütün bunları bir muhabir üzerinden sorduruyorlarsa içine düştükleri aç ve çürümeyi çok açık gösteriyor. Şöyle bir şey olabilir mi? Yani bu sanki şeyi biraz araştırdım ben, AK Parti referanslarıyla girmiş. AK Partili olduğunu Anadolu Ajansı'na. AK Partili olduğunu saklamayan bir gazeteci. Zaten sorusundan da anlamışsınızdır. Olup biteni inandığı AK Parti'ye yakıştıramadığını şey yapıyor. Yani özünde bu manzara AK Parti'ye yakışıyor mu tarzı bir soru soruyor. Onun için yani acaba AK Parti içindeki bu tartışmanın da fitilini mi ateşledi? Şimdi buna da şöyle açık cevap verelim. Aslında Peker'in videoları sadece bazı şeylerin daha çok konuşulmasını sağladı. Orada dile getirilen hususların çok büyük bir kısmı zaten kamuoyunun bilgisi dahilindedir. Siyaseti takip eden, yönetimi bilen herkes zaten bunların farkındadır. En çok da HDP olarak bizler biliyoruz bu kirli ilişkiler ağını ve bunların geçmiş yıllara uzanan köklerini ve sonuçlarını, bugüne yansıyan sonuçlarını. Şimdi AKP içinde bir ayrışma olduğu açık. Sadece AKP içinde mi? Bence değil. Evet, iktidar bloğu içinde de var ve bunlarla birlikte hareket eden farklı çevreler olduğunu da düşündürtüyor tablo ama kim o çevreler? Hani yani bunun adını koymak o kadar kolay değil bizler açısından. Çünkü eskiden devlet içinde hangi çevreler nasıl kümelenmişler, hangi mevzileri kapmışlar, hangilerinin gücü nedir sorusuna daha kolay cevap verebiliyorduk ama şimdi darmadağın olmuş bir devlet aygıtı var karşımızda ve bu devlet aygıtının içinde kaç tane yasa dışı veya hukuk harici oluşum